Nasılsınız efendim? İyiyim, çok teşekkürler. Çok şıksınız yine, şık gördük sizi. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Uzun süredir de görmüyorduk. Neler yapıyorsunuz şu anda, ne yapıyorsunuz? Ben pandeminin başından beri Şile'deki orman evimizdeyim. Biraz şehirden kaçtım, çocuklar da daha hani okula başlamadılar diye rahatım aslında. Yeni romanı bitirmeye çalışıyorum. Sanırım bu Mayıs ayında çıkmış olacak. Son hazırlıklar şimdi. Evet, sizin Nişantaşı'nda gördük, herhalde bir açılış varmış. Evet, oraya evet, bir arkadaşımın davetine gidiyorum. Ne açılışı yani mesela? Klinik mi? Yok, tanımazsınız. Tanıdığınız bir arkadaşım tamam. Değil yani. Peki romandan bahsedelim efendim. Bu kaçıncı romanınız? Neler? Beşinci roman, sekizinci kitap. Hatta dokuzuncu kitap, çocuk kitaplarını sayarsak. Biraz zor bir konu seçtim ama ne olduğunu söylemeyeyim şimdi, sürpriz olsun. Beni en çok zorlayan, yazarken en çok zorlandığım romanım bu oldu. O var. Onun dışında birkaç sürpriz iş daha var. Televizyonla alakalı. Onlarla alakalı görüşmeler sürüyor. Aşk romanı mı, polisiye mi, nasıl, dram mı, nasıl yani? Yani kısaca konusu. İçinde aşk da var. 90'lar Türkiye'si de var. Tarihi bir atmosfer de var. Tarihi bir roman da diyebiliriz aslında. Yani Nigahtar gibi. Çok eski bir tarihte geçen bir hikaye değil. 90'larda geçen bir hikaye. Yakın tarihi anlatan bir hikaye aslında. Ama tabii içinde aşk da var. Peki pandemide herhalde inzivaya çekildiniz. İnziva gibi bir şey oldu tabii. Nasıl, Şile'ye orada, gidince. Şile'de nasıl bir eviniz var? Çiftlik ya, orada var. Bir orman evimiz var bizim. Büyük bir bahçemiz var. Müstakil bir ev. Çocuklar çok rahat, çok rahat ettim çünkü bizim şehir içindeki evimiz bir daire. Evet. Pandeminin başlamasıyla beraber zaten ben evi pandemiden çok kısa bir süre önce aldım. Ev bitti, bahçe bitti. 10 gün sonra pandemi ilan edildi. Biz yani kendimizi oyuna sattık. Şanslıyım. Ev konusunda hep şanslıyım. Peki hastalık geçirdiniz mi? Neler oldu yani? İnşallah ben geçen sene atlattım. Yani korunmanıza rağmen yakalandınız. Evet mi? Ve hani hiç dışarı çıkmadığım halde korona oldum ben geçen sene. Hatta şok oldum, nasıl olabilir diye. Gelen paketlerden mi geçti, ne oldu anlamadım. Ben ama semptomsuz geçirdim. Yani sadece ilk gün bir ateşim çıktı, öyle anladık. Ondan sonra da kendimi çok iyi korudum herhalde. Bilmiyorum, bir şeyim yok. Peki çok şükür. Ama hep maskeliyim. Şimdi böyle maske takmıyorlar demesinler. Hem dışarıdayız ya. Maskem elimde. Konuşuyoruz diye. Peki en son hangi dizideydiniz? Yakında ekranlarda görecek miyiz sizi? Yani ben zaten onu duyurdum. Yani artık hani televizyona hep aynı tarz roller geliyor. Zaten çok güzel, bana göre çok güzel işler. Çok tek tür. İnanmadığım bir işin içinde sırf para kazanmak için olmak istemiyorum. Belki başka şeyler yaparım. Belki benim hikayelerim. Evet, bir izlersiniz belli olmaz. Yani o problemden dolayı mı bu kitapları yazdınız, biraz sizi tetikledi? Hayır, apayrı bir şey. Peki ne tarz roller geliyor dediniz yani? Bilmeyenler için söylüyoruz. Biz biliyoruz hani size daha çok hangi tarz roller yakıştırılıyor ondan? Yani genelde hep Yaprak Dökümü'ndeki Ceyda tarzı roller geliyor. Ya da kötü karakterler geliyor. Ya da hani bir amaca hizmet etmeyen işlerin içinde. Yani bana göre bir amaca hizmet etmesi gerekiyor. Vernaşım geldi. Sürekli aynı karakteri canlandırmaktan dolayı. Yok, istemiyorum. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Böyle bir detay alalım efendim. Tabii. Çok sağ olun. Nasıl yıkandı beni? Görüşmek üzere.